Yayınımı hoş geldiniz. Türkiye dev bir motor fabrikasıyla karşılaşıyor. Temasta oldu. Tabii ki iletişimde oldu. Bu fabrika gelişen şartlardan dolayı Türkiye'de ofis açtı ve fabrikayı buraya taşıyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'de Sih Motor Fabrikası'nın ofisinin açıldığını ve bu fabrikayı Türkiye'de kuracaklarını belirtti. Gerçekten bu adım Ukrayna-Türkiye ilişkilerinde sarsılmaz bir yapıştırıcı güç olacak. Ve özellikle Ukrayna'nın bölgesel yalnızlığına son verecek. Batılı devletlerin riyakar destekleri ve hava savunma sistemlerini bir sene sonra, işe yarayanları bir sene sonra ancak göndermeye başlamaları bile Ukrayna'nın neyin ne olduğunu görmesi açısından çok önemli oldu aslında. Evet Türkiye bu yeni gelecek olan Sih Motor Fabrikası'yla yeni mi tanışıyor? Tabii ki hayır. Rusya'nın bu balistik füze sistemlerini özellikle uzay teknolojisinde kullanılacak olan roket fırlatma motorlarını ve özellikle bu uzay mekiklerinin motor sistemlerini, bunun yanında uçakların motorlarını, tankların motorlarını üreten Ukrayna Sih Motor Fabrikası. Bu motor fabrikasını Amerika Birleşik Devletleri tabii ki gözlem altına aldı. Çin bu fabrikayı alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri engel oldu. Şimdi Türkiye Ukrayna ile kazan kazan prensibine dahil bir proje yürütüyor. Özellikle evet özellikle bu projede Türkiye önemli bir mesafe kat etti. Ve Türkiye'nin stratejik sihaları, bayraktar sihaları Kiev'i ipten almıştı ve Ukrayna'nın gelişen bu savaş sürecinde bayraklara çok daha fazlasına ihtiyacı var. Türkiye'nin Bayraktar sihası çok önemli. Türkiye'nin Bayraktar sihalarından çok sayıda almak isteyen ve böylelikle önemli bir kuvvet inmesine yaklaşmak isteyen Ukrayna, yapılan saldırılar karşısında tabii ki çok daha teyakkuzda ve çok daha sayıda Bayraktar ihtiyacı taşıyor. Ve Ukrayna'da motor fabrikasının Türkiye'ye taşınması ve aynı anda Bayraktar'ın orada üretilmesi eş zamanlı yürüyor. Hızlı olunacak bir dönem bu. Özellikle motor sih fabrikası Türkiye'ye hangi projelerde hız kazandıracak? Hemen sabırsızlıkla bunlara geçiyorum. Şimdi Altay tankının yeni tabii ki prototipi bir tane üretilip yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Aslında 40 tanelik bir proje için Güney Kore ile bir anlaşma imzalanmıştı. Güney Kore'den getirilen motorlar ve Altay tankı entegrasyonu ile ilgili çalışmalar biraz uzasa da ilk yerli tanklar ortaya çıkacak. Ama seri üretimi için motor sorunun çözümü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli ve hızlı ambargosu ve bizimle iş yapan firmaları takip alması nedeniyle çok gecikme yaşıyor. Tekrar ediyorum ilk üretimler Güney Kore ile yaptığımız anlaşma gereği özellikle 40 civarı bir Altay tankının oluşması yönünde. Güney Kore'den gelen motorun Altay tankına entegrasyonu ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve ilk e, bu tank ortaya çıkıyor. Kızıl Elma için bayram ediyoruz. Kızıl Elma artık bir motor, yani kalp sıkıntısı taşımayacak. Bildiğiniz üzere savaş uçaklarının da kalbi motorlar. Yani bu kalpten çok sayıda Türkiye'de üretilecek. Motor C fabrikasının teknolojisi Türkiye'nin harika mühendislerinin de katkısıyla çok daha ileri seviyede motorlar, çok daha günümüz teknolojisine uyarlanmış motorlar ortaya çıkacak. Türkiye'nin kale motoru aracılığıyla Fransa'dan alınan evet son füzesi yani uçaklarımızdaki o havadan karaya attığımız SOM C ve SOM A füzelerinin özellikle motorlarının temini konusunda attığı adımlar ve bu adımlara binaen inşa edilen diğer adımlar daha da hızlanacak. Kızıl elma çok daha fazla sayıda üretilebilecek. Bu da Türkiye için çok önemli. Milli Muharip uçağımızın motorları tabii ki belli sayıda bir motor tedarik edildi dışarıdan. Sayın Kotil de yerli motor için çalışmaların hızla düştürdüğünü ve seri üretim aşamasına geldiğinde zaten motorumuzun da hazır olacağını belirtti. Tabii ki işi şansa bırakmamak gerekiyor. Motor Sih Fabrikası'nın Türkiye'ye gelmesi çok önemli bir artı ve bu da bize muazzam bir güç katıyor. Sayın Kotil'in özellikle F16'ların modernizasyonu ve F16'ların özellikle yerli F16'lar şeklinde dönüşümünü açıkladığı o muhteşem açıklamalar ve pozitif açıklamalar bize ışık tutuyor. İyi ki varsın Sayın Kotil. Şimdi akıcıdan da çok fazla üreteceğiz. Motor C fabrikasının Türkiye'de olması ve hızla seri üretimler başlaması ve bu teknoloji iyi de iyi hakim olmamız, motoru hakim olmamız bizi fersah fersah ilerlere taşıyacak. Yani Türkiye bu motorun da verdiği büyük teknoloji atağının avantajıyla çok daha fazla işler çıkaracak ve böylelikle Ürettiğimiz akıcıdan çok daha fazlasını üretebileceğiz. Sınırlarımız çok daha güvende olacak. Bize diş bileyen, bize yan gözle bakan düşmanlar... ...tabii ki İD'ni iyiye çıldıracak. Bu bizim için çok önemli. Bir de balistik füze olayına girelim. Türkiye sadece bin kilometre menzilli füzelerle yol alamaz. Türkiye çok daha özüm menzilli... ...ve çok daha etkili füzelerle yol alır. Bu bizler için çok önemli bir artı. Yani Türkiye böyle kuvvetli füzelerle yol aldığı için... ...önemli kazanımlara tabii ki ulaşacak. Balistik füzeler, uçaklar ve sihalar Türkiye'nin çok önemli avantajı oluyor. Türkiye'nin Ankaları, Türkiye'nin Akıncıları ve birçok silah sisteminin motor tedariğinde çok daha kaliteli ve seri üretimler için büyük bir sıçrayış yakaladık. Özellikle Türkiye'nin füzede motor sıkıntısı çekmeyeceğini ve uçaklarında kendi yerli motorlarını hızla entegre edeceğini düşünecek olursak, sihalarda da her türlü çeşitli, ağır tonajlı ve özellikle ağır mühimmatlar taşıyan sihalarda da çok önemli bir üretim kapasitesine ve ihracat kapasitesine ulaşmış olacağız. Düşünün Atak helikopterinde ne sıkıntılar yaşadık. Atak helikopterinin özellikle Pakistan'a ihracatında ne kadar sıkıntı yaşamıştık. Şimdi Filipinlere belli sayıda tabii ki ihraç ettik. Daha da etmeye devam edeceğiz. Ama şu bir gerçek ki Türkiye, Atak, Gökbey ve birçok teknolojik imkanlarını özellikle motor teknolojisiyle entegre ederek tamamına yakın yerli ve milli bir formata geçiyor. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin motor teknolojisine sahip olması olası bir savaşta. Olası bir savaşta yerin altında seri üretimlerle çok kuvvetli ordusunu hep diri tutacak silah sistemlerine sahip olmasını sağlayacak. Özellikle balistik ve nükleer başlıklı füzelerin üretimi olası bir nükleer tehdide karşılık aynı şiddette bir nükleer güçle karşılık verme gücü de çok ilerlere götürebileceğiniz silah sistemlerinizin olmasına bağlı yani düşmanı ulaşabilecek ve düşmanı tabii ki karşılayabilecek olan silah sistemleriniz Türkiye için çok önemli. Özellikle Türkiye uzun menzilli hava savunma sistemlerinin motorlarında da özellikle SİH motordan faydalanacak. Bu füze sistemlerinde tabii ki çalışım sistemleri var, motor sistemleri var. Atmacasından özellikle Çakır'ına. Çakır'ından hava savunma sistemleri Siper, B-Blok, özellikle hava savunma sistemlerinden Hisar A ve Hisar O'da. Yani bunlarda da birer füze sistemlerinin motor entegrasyona ihtiyacı olmakta. Yani bu motor teknolojisi bizim bütün sanayimizin kalbi. Yani büyük bir kalbi olacak. Ve böylelikle Türkiye demin de dediğim gibi dünyada 5. nesil ve 6. nesil sektörlerde kendi motorunu da üreterek büyük bir pay sahibi olma yoluna ilerleyecek. Özellikle kendi yolcu uçağımızın da önü açılacak. İşte ne kadar güzel sözler değil mi? Daha dün topluyla üretirken sıkıntı çektiğimiz günlerden, şimdi önemli silah sistemlerine entegre ederek ürettiğimiz silah teknolojisine ve Kerpent hava savunma sistemiyle üzerimize gelebilecek her türlü saldırılara karşı Siper Blok O hava savunma füzesiyle 75 kilometrede önleme menzili olan bir sisteme kavuşacağız. İşte bu bizler için çok büyük bir avantaj. Özellikle Türkiye için çok büyük bir avantaj geliyor gelmekte olan demekten bıkmayacağız. Türkiye devamlı yürümüyor, Türkiye koşuyor, Türkiye fırtınası tüm dünyada hissediliyor. Türk çağı mı geliyor dersiniz? Yapılan çalışmalar bunu işaret ediyor. Sahada güçlü olduğunuzda politik ve ekonomik hamlelerinizi çok daha rahat yaparsınız. Siz de iş yapmak isteyenlere gücünüz ve kuvvetinizle koruma sağlayarak bunları sağlarsınız. ABD'nin karın ağrısı ve hemen yana başımızda bizi kuşatma neden ne derseniz işte bu gelişmelerimiz. Biz gelişeceğiz ve güçleneceğiz. Bizimle harp etmek isteyenler dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacaklar. Evet bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.